Herkese merhabalar. Üslü ifadelerde işlemler. Gerçekten çok kritik konulara geldik. Hep merak ediyordum hocam. Nedir acaba hani diye. Burada gerçekten üslün üslüyle başlayacağız. Üslü ifade çarpma işlemi, üslü ifade bölme işlemi. Sonrasında da gerçekten çok kaliteli sorularla ve çok kaliteli yaklaşımlarla seninle bu konuyu çok iyi bir şekilde bitireceğiz. Tonguç'um çok basit bir şey var. 3 üzeri 4 yazıyor ya Tonguç burada. Evet. Üzerinde bir parantez atıp bir de 5 yazmış. Bu nedir kardeşim? Saçmalık, skandal. Hayır, çok basit biliyor musun? Bu ikisini çarpıyorsun. 4 kere 5 kaç eder evladım? 20. Süper. O zaman 3 üzeri 20 yazıyorsun. Yani üsler çarpılır. Kural bu kadar basit. Mesela Tonguç evladım benim. A üzeri x üzeri y yazıyor ya. A üzeri o zaman neymiş? X çarpı y'miş. Bu kadar basit. Peki ben burada ne yapacağım Allah aşkına? Hiçbir şey yapamazsınız canım. Boş bırakın. Hayır, biliyorum. İki gillerden bu zımbırtı 64 aslında 2 üzeri 6'ya denktir Tonguç evladım benim. 2 üzeri 6 64'tür. Üzerinde ne yazıyor Tonguç evladım benim? Eksi 2 yazmıyor mu bunun evet. Parantezi? O zaman bu ikisi çarpılır ve sonuçta 2 üzeri eksi 12 olur çünkü 6 ile eksi 12 eksi 2 çarpmış oldum. Geldik 125'e. 125 aslında Tonguç evladım benim 5'in 3. kuvvetidir evladım benim. 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 105. Harikasın, çok zekisin. Üzerinde de x var böyle parantezde. O zaman bu işlemi yaparsam 5 üzeri 3x derim. Çünkü 3 çarpı x nedir? 3x'tir, bu işin içinden sıyrılırım. Mesela 32 üzeri 6. 4 üzeri x. Ne bu kardeşim? Saçma sapan şeyler. Hayır, ben bunu biliyorum ikigillerden. Bu aslında bak şunları çok iyi ezberle. 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti. Bunları zaten ezberlemiştik. 2'nin 5. kuvveti 32'dir aslında. O zaman 2'nin 5. kuvvetinin üzerinde bir de 6 var. Hop, bunu yazdım. 4 nedir Tonguç Erhan? 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2. kuvvet hocam. Süper zekisin. O zaman 2 üzeri 2 yazdım bunun yerine. Ama üzerinde bir de şu x var. Hemen bunları yerleştirdikten sonra ne yapıyordu bu x'i çarpıyordu? 2'nin 30. kuvveti. Ne yapıyordu bu x'i çarpıyordu? 2'nin 2x'inci kuvveti. Bundan sonrası bebek x oyuncağı. X eşittir 15. Harikasın. 30 ile 2x birbirine eşittir diyorum. Ve x eşittir 15 şeklinde sonucumuzu bulmuş oluyorum diyorum. Ve bak burada üstünü öğrendik. Şimdi bir de çarpmayı öğrenelim seninle evet, beraber. Hocam yeter, öğrendik yeter. Doyduk ya. Tabanları aynıysa üstler toplanır. Gerçekten bu kural çok kritik. Çok da hayati sorularda hep karşımıza geliyor. Mesela 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 12'yi çarpacağım. Tabanları aynı değil mi evladım benim? Evet. Taban aynen kalıyor. 6 ile 12'yi topla. Kaç etti? 18. 3 üzeri 18. Bitti bu kadar. Mesela A üzeri X çarpı A üzeri Y. A üzeri X artı Y'dir diyorum. İşlem bu kadar diyorum. Geldik 2 üzeri X çarpı 2 üzeri 3X artı 1. Şimdi bu da yapmam gereken şey üstleri toplamam gerekiyor. He. Bak. Bu aslında görünmez bir... Bir vardı. Harikasın. X 1X demek aslında. Üstleri topladığın zaman 2 aynen kalıyor Tonguç evladım benim. 1x, 3x daha 4x artı 1. Bu x'lere de alışmamız gerekiyor artık. Yenisi zor sorularda birazcık kazık çıkabiliyor. Üstleri aynıysa tabanları Tonguç evladım benim çarpılır diye bir kuralımız var. Yani üstler aynıysa bu sefer tabanlar aynı, çarpma yapıyorsun. Çarpma yapıyorsun zaten. Bak bu çarpma A ile B arasında aslında. Üstlerin arasında değil bu çarpma. Dolayısıyla ne yapacağız? Üstleri aynıysa Tonguç evladım. Bak üstler aynı. Aynı kalıyor üst. Alt tarafı çarpıyorsun diyoruz. Mesela bak 2 üzeri 3 ile 4 üzeri 3 çarpıyorum. 2 ile 4'ü çarp. 8 üzerindeki 3 de aynen kaldı. Oo. Yani burada tabanlar aynı kalıyordu. Burada üstler aynı kalıyor. Tabanlar aynı kalınca üstler toplanıyor. Üstler aynı kalınca tabanlar çarpılıyor. Kuralımız bu kadar. Mesela 6 üzeri A 5 üzeri A. O zaman 30 üzeri A işlem tamamdır diyorum ve geldik. Bir de bölmeyi hemen göstereyim. Sonrasında seri bir şekilde çok özel örnekler çözeceğim seninle. Tabanları aynıysa... Hocam yeni nesil soru çözecek misiniz? Çözeceğim tabii. Yeni soru hemen göstereyim çünkü sana. Çünkü ben eski nesil değilim. Ben Z kuşağı evet, hocam. Ben yeni nesil sorumuz da model sorularımı. Yeni nesil sorumuz da burada var. Formülü verilen gerçekten kaliteli bir soru geliyor. Hiç merak etme. Tabanları aynıysa üstleri Tonguç herhalde benim aynı deminki olduğu gibi çarpmada üstler toplanıyordu. Bölmede üstler çıkarılır. Hemen sana göstereyim. Mesela 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 7. Tonguç burada yapmamız gereken şey taban aynı. O zaman 2, 10'dan 7 çıktı, 3'tür diyorum, bu kadar basit. Mesela A üzeri ne yapıyorum o zaman? X eksi Y diyorum, üstleri çıkarmam gerekiyor. Burada kritik bir şey göstermek istiyorum, sana öğreteyim bunu da, bak bu çok enteresan bir şey. Mesela 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri eksi 2. Bunun cevabı sence kaçtır Tonguç Erhan Bey? 3 üzeri 3. Değil mi? Öyle gözüküyor. Yani. Tamam, 3 üzeri. 5'ten eksi 2 çıktı. Ya, evet. Basit bir soru. 3 hocam. Neden zorladınız onu anlamadım. Neden biliyor musun?
Burada mutlaka mutlaka bak 10-7'yi 3 yaptım ama ben olsam senin yerinde 10-7'yi yazarım. Neden biliyor musun bak? Hiçbir zaman benim yerimde olamayacaksınız. Allah ya. Benim kadar don gazı olsa olamayacaksınız. Türk filmi mi çeviriyorsun? Bak 5 eksi diyorum çıkartıyorum. Evet. Ama burada eksi 2 var. Yani 5'ten eksi 2 çıkarma. Bak eksi eksine etti artı etti. 3'ün 7. kuvveti oluyor. Aman diyorum bu tür sorularda kuru kafana icma aklına gelsin. Burada mortazi olabilme şansımız var diyorum. Dikkat ediyorum. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Üstler aynıysa tabanları bu sefer aynı çarpmada veya bölmedeki gibi bölünüyor. Mesela A üzeri X bölü B üzeri X. O zaman A bölü B üzeri X diyorum. Yani şöyle. Mesela 20 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6. Yani 25'e böl kaç eder Tonguç Eren Bey? 4. 4 üzeri 6 bitti bu kadar. Ama üst aynı kalıyor. Demin yaptığımız gibi çok dikkat edelim. Gel seninle birkaç tane alıştırma yapalım ve bu öğrendiklerimizi pekiştirelim Tonguç. Isınma sorusu derken eşofmanlarımı giyeyim mi hocam? Hayır saçmalama. Mesela bak 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Bak bunları lütfen ezberle. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Bunlar gerçekten çok çıkar. Bu 2 de zaten. Bu 4'tür. Bu 8'dir. Bu 16'dır. Bu 32'dir. Bu da 64'tür. Bir de 3'ün kuvvetleri var ki onları da bilmek lazım. Hoş. Bu soruda ikigiller bize yeterlidir. İkigillerden bunları ezberlersek. Harika. Geldik mesela 32. Şat ben biliyorum 32. 2 üzeri 3, 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5 yazıyorum 32 yerine. 16. Çat 16 nedir aslında Tonguç Eren'im? 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 yazıyorum. Arada bir çarpma var. Üzerlerinde de var. Merak etme yazacağım şimdi. 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3'tür. Ondan sonra bak eşittir var. 4 de nedir Tonguç Eren'im? 2 üzeri 2'dir. Bak şimdi bak 32'nin üzerinde ne var Tonguç Eren'im? Benim 6 var değil mi? O zaman buraya 6'yı yapıştırıyorum. 16 üzerinde var 7 var. O zaman buraya 7'yi yapıştırıyorum. Parantez koyarak da. 8 üzerinde var. Eksi 4 var. Eksi 4 yapıştırdım. Hocam maestro gibi renkler çok güzel kullandım. 4'ün üzerinde ne var evladım benim? A var. O zaman A yapıştırdım. Şimdi yapmam gereken şey artık çalışmalarımın karşılığını görmek. O da nedir? Üstün üstü çat 2 üzeri 30 diyorum çarpı. Üstün üstü çat 2 üzeri 28 diyorum çarpı. Üstün üstü çat 2 üzeri eksi 12 diyorum. 3 kere eksi 4. O eksi 12'dir Tonguç Eren benim. Eşittir diyorum. Çat 2 üzeri 2 alıyorum. Buraya kadar çok basit. Burada ne yapıyoruz? Çarpma yapıyoruz. Tabanlar aynı mı? Tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstler ne yapıyordu? Toplanıyordu. 30 artı 28. 58. Eksi 12 eklenirse de 58 46 çıkar. O zaman 2 üzeri 46 eşittir. 2 üzeri 2A gibi bir sonuç geldi Tonguç Eren Bey'im. Yani burası 2 üzeri 46 idi. O zaman bulduğumuz sonuç aslında bu 2A'nın 46 olduğu. 2A eşittir 46 ise A dediğimiz şeyin 23 çıktığını söyleyebiliyorum. Bravo diyorum sana. Geldik bir tane ısındık. Şimdi bir tane daha ısınalım Tonguç Eren Bey. Bu sefer bölme var bak bunun içinde. Olar soğudu ısınmak lazım. Tonguç'um bak 14 üzeri 4 14 üzeri 3. Bir kere bilmemiz gereken şey tabanlar aynı. Üstler ne yapılır? Toplanır. O zaman 14'ün 4 artı 3 7. kuvveti bölü 7'nin 7. kuvveti. Üstler aynı. Tabanlar ne yapılır? Bölünür. 2'nin 7. kuvveti. Bu kadar basit diyorum. Çok ve gerçekten basit o. Mükemmel bir şekilde soruyu çözmüş olduk. Şimdi geldik birazcık daha kazı kul aziz sorulara. Kaç model hocam bu soru? Bu model 2025 model bir soru. Wow. Gerçekten yeni tarih. Yansıman yani özel. 3 üzeri x eşittir a 7 üzeri x b ise demiş. 21 üzeri yuh. Artı 1 demiş böyle bir şey sanırım. Şimdi Tonguç 21 üzeri x artı 1'i bulmak istiyoruz. Ya Allah aşkına sen bana şunu söyler misin bana? Tonguç'um 3 kere 7'nin 21 olduğunu gördün mü burada? Evet. Bak burada bir şeyler yakalamaya başladım. Bu üzerinde artı 1 ne demek ki Allah'ını seversen? Mesela şöyle bir şey olmaz mı? 27 üzeri x artı 1 aslında 27 üzeri hani üstte ne yapıyorduk toplama? Üstler tabanlar aynıysa üstler toplanırdı hatırlıyor musun? Evet. 27 üzeri x çarpı 27 üzeri 1 diyebilir miyim ben Allah aşkına? Diyemezsiniz. 27 üzeri... Ya diyebilirsiniz pardon. Harikasın tebrik ederim. Ya bak şöyle düşün. Tabanlar aynı. Üstler toplanıyor. X artı 1. Buraya yazmışsın. Süper zekisin harika. Ben bunu ayırmayı becerebileceğim. Ayırdıktan sonra bak bunu ayırdıktan sonra yapmam gereken şu zımbırtı aslında benim bana verilenlere benziyor. Çünkü 3 kere 7 21'dir. Bak şöyle düşün. 3 üzeri x çarpı 7 üzeri x. Tonguç 3 kere 7 21 değil mi? Evet. 3 üzeri x çarpı 7 üzeri x. Aslında 21 üzeri x değil miydi Tonguç Eren Bey? Çünkü üstler aynı olunca tabanlar çarpılıyordu. O zaman 21 üzeri x, 3 üzeri x ise 7 üzeri x'in çarpımı. Yani bu a'ydı, bu da b'ydi. A çarpı b
aslında 27 üzeri x'tir. A çarpı B çarpı 27 de bizim doğru cevabımızdır. Bunu da kısa yoldan 27AB diye de yazabiliriz diyorum. Mükemmel zekisin gerçekten de. Ve geldik birazcık daha Kızılkul Aziz'e geldik. Aziz'ün Aziz. Şimdi 5 üzeri x A demiş. 3 üzeri x B demiş. Allah Allah, 5 kere 3 kaçtır? 15. Bak bunu 15 ile 75 ile bağlantılı bir sayı. Bir bakalım bir şeyler çıkacak mı? 75 üzeri x'in cevabını soruyor. 75 bir kere Tonguç herhalde benim. Ben hemen şunu görüyorum. 25 çarpı 3'tür. Değil mi Allah'ını seversen? Evet. O zaman 75 üzeri x de 25 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir. Bak ayırma yaptım yine. Yine deminki yaptığım gibi hop ayırma yaptım. Hop çıkıyor. Ayırma yaptıktan sonra ya diyorum ki 3 üzeri x zaten b'ydi. Ha, o zaman bu b'dir diyebilirim. 25 üzeri x. Ama bu 5. 5 ile 25 arasında çok güzel bir ilişki var. Hemen söylemek istiyorum sana Tonguç Eren Bey. 25 aslında 5'in karesidir. 5'in karesinin x'inci kuvveti değil mi Allah'ını seversen? Evet. Şimdi Tonguç'um hemen şöyle düşünelim. 5 bunun karesini alırsam ne olur Allah'ını seversen? 5'in x'inci kuvvetinin karesi eşittir a'nın karesi değil midir Tonguç Hocam? Evet. Bak bunun da karesini aldım bir şeye bozulmasın diye. O zaman demek ki bak bu 5 üzeri 2x. Bu da 5 üzeri 2x. Baksana bu da 5 üzeri 2x. O zaman demek ki burada yatan zımbırtı a'nın karesiymiş diyorum. Ve diyorum ki cevabımız 75 üzeri x'i soruyordu bana. A'nın karesi çarpı bu da b'ydi zaten. A'nın karesi çarpı b'dir diyorum. Ve gerçekten kafa yakıcı, beyin yakıcı sorularla mükemmel mücadelemeye devam ediyorum diyorum. Ve geldik bir tane model. Artık eski sınavlarda çıkan en zor sorusu olan, TEOG'un en zor sorusu bunlardı. Şimdi artık LGS sınavına çıkma ihtimali yine var. Çünkü TEOG'un en zoruydu. Şimdi LGS'nin en kolayı olabilir o modda. Çok sağ olun hocam. İçimizi rahatlattınız. Tabii. Dünyadaki atık miktarının 420 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Ve her sene bu atık miktarı geri dönüşüm yoluyla yarıya indirilmesi biliniyor. Buna göre 6 sene sonunda. Şimdi Tonguç, kalan atık miktarı kaç kilogram olacaktır? Bak. Şimdi bir kere elimizde bir miktar atık miktarı var. Ben bir sene sonra ne oluyor bunun sadece? Yarısı kalıyor değil mi Tonguç öğrenmeyim? Sonra bir sene daha geçerse ne oluyor Tonguç öğrenmeyim? Artık bir yarısı daha gidiyor değil mi Tonguç öğrenmeyim? Ve bunun da sonra bir sene sonra daha Tonguç öğrenmeyim artık şöyle bir şey kalıyor. Bayağı bir azalıyor. O zaman her sene ikiye bölmüyor muyuz Allah'ını evet. Seversen? Çünkü yarıya düşüyor demiş. O zaman 4 üzeri 20 vardı. Birinci sene sonunda ben bunu 4 üzeri 20'nin yarısı derim. Sonra Tonguç Ölen Bey'im 4 üzeri 20'nin yarısının yarısı derim. Sonra Tonguç 4 üzeri 20'nin yarısının yarısının yarısı derim. Böyle gider. Ben bunu kısa yoldan şöyle diyorum. Her sene 2'ye bölünüyorsa 6 senede 6 defa 2'ye bölünmesi gerekiyor. O zaman şöyle 4 üzeri 20 bölü 2 birinci sene bölü 2 ikinci sene bölü 2 üçüncü sene bölü 2 bölü 2 bölü 2. Tonguç bakar mısın bak 1 2 3 4 5 6 defa 2'ye bölüyorum. Hepsini topluyorum diyorum ki ya uzatmayayım kardeşim 4 üzeri 20'yi 2'nin 6. kuvvetine böleyim. Bitti bu kadar. Bitti. Aslında şunu anlayabildiysen soru bitmiştir. Neden? Bundan sonrası fasafiso. 4 aslında 2'nin karesidir. 2'nin karesinin üzerinde bir de 20 var. Bölü 2'nin 6. kuvveti. Bu x'i çarpıyordu. 2'nin 40. kuvveti diyorum. Bölü 2'nin 6. kuvveti. Üstlü sayılarda bölmede. Tabanlar aynısı üstler çıkartıyordu. 2'nin 34. kuvveti diyorum. O zaman 2 üzeri 34 kilogram atık kalacaktır diyoruz. Evet. Oo. Şimdi artık yeni nesil soruyor. A eşit değildir 0. M ve N tam sayılar olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir. A üzeri N artı mı? Üstler toplanır. Bölmede üstler çıkarılır. Üstün üstü böyle yapılır falan. Zaten bunları biliyoruz. Ama yine de Milli Eğitim Bakanlığı unutursun sınavı diye. Kusura bakma bu arada hastayım. Birazcık o yüzden nezle gibi. Nezle mi oldunuz hocam? Evet nezle oldum. Herkes gibi. Çünkü havalar bir anda soğumaya başladı. Şimdi sonuçta aşağıdaki görselde ortadan katlanmış bir kartonun sağ ve sol taraflarında bazı üstlü ifadeler yazılmıştı. Tamam eyvallah. Sol taraf burası, sağ taraf burası. Bu kartonun sol tarafındaki her bir üstü ifade, sağ tarafındaki kendisine denk olmayan her bir üstü ifadeyle birer kez çarpılarak yeni üstü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üstü ifadelerden herhangi ikisinin birbirine oranı en fazla koşuyor demiş. Bak en fazla sormuş çok dikkat edelim buraya. Şimdi Tonguç soru uzun. Soruyu anlamak en önemli kısmı. Demiş ki bak tekrar okumak istiyorum. Yeni nesil soru. Sol ve sağ tarafta üstü ifadeler yazılmış. Tamam.
sol tarafındaki her bir üssü ifade, yani 2 üzeri 4, 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 6, 2 üzeri eksi 1. Sağ tarafındaki kendisine denk olmayan. Ha. Mesela 2 üzeri 6, 4 üzeri 3'e denktir. Mesela denk olmayan, bu ikisi çarpılamaz diyor. Bir üssü ifade birer kez çarpılarak yeni üssü ifadeler elde ediliyor. Tamam, elde edilen bu üssü ifadelerin herhangisinin birbirine en fazla demiş. Şimdi ilk başta bunların hepsini bir 2'nin kuvvetine çevirelim de kafamız karışmasın. Sol tarafta bak 4 üzeri 0 aslında 1'dir. O zaman 2 üzeri 0 diyebilirim. 4 üzeri 3 nedir biliyor musun? 4'ün 3. kuvveti 2'nin 2. kuvvetidir aslında 4. Onun 3. kuvveti 2'nin bu ikisi çarpılırsa 2'nin 6. kuvvetidir. O zaman 2 üzeri 6 diyorum. 4 üzeri eksi 1 de 4 üzeri eksi 1 aslında 2'nin 2. kuvvetinin eksilmeyici kuvveti 2 üzeri eksi 2'dir Tonguç Eren Bey. O zaman bu da 2 üzeri eksi 2 dedik. Bak burada denk olan var. Bununla bu çarpılamaz mesela, görebiliyor musun? Evet. Mesela 4 üzeri 1 2'nin 2. kuvvetidir diyebiliriz. Zaten taktiğimizde bak burada tüm ifadeleri 2'nin kuvveti olarak yazalım. Bu tabi sorularda taktiğe de ihtiyacımız var. Denk olanları çarpmamamız gerekiyor. Bakalım mesela burada 2 üzeri 4 var mı? Yok. 2 üzeri eksi 2 var mı? Evet var. Bu ikisini çarpamam mesela. Böyle bir şey olmaz. Mesela 2 üzeri 6 var mı? Var. Bu ikisini çarpamam mesela. En büyük çarpımı en küçük çarpımı öleceğiz. Çünkü birbirine olan en fazla olması istiyoruz ya. En büyük çarpım ne olabilir? Ben şöyle düşünüyorum. 2 üzeri 6 burada, 2 üzeri 6 burada. Bunları çarparsak olur. Ama ne oldu? Denk olanları çarpmayacaktık. O zaman bu sevdamdan vazgeçiyorum. 2 üzeri 6'ya... Vazgeçeceğim bu sevdadan. 2 üzeri 2'yi çarpıyorum. Buradaki diğer en büyük budur. O zaman 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2, 2 üzeri 8 olabilecek maksimumdur. Şimdi en büyüğünü soruyor ya bize. Evet. O zaman bunu bir şeye bölmem gerekiyor. Neye bölmem gerekiyor? Minimuma bölmem gerekiyor ki daha büyük bir şey çıksın. Maksimuma versem büyük bir şey çıkmaz. O zaman bölenin daha küçük olması gerekiyor. En küçüğü bulmak istiyorum o zaman. En küçüğü bulmak için de bu 2 üzeri eksi 2 en küçük Tonguç Eren benim. 2 üzeri eksi 2 en küçük. Bununla 2 üzeri eksi 2 hayır çarpamam, kusura bakma. Peki 2 üzeri eksi 2 ile neye çarpıyorum? 2 üzeri 0 çarpıyorum. 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 0 hop 2 üzeri eksi 2 çıkar. Minimum bu mudur acaba? Bak. 2 üzeri eksi 1'i deneyelim bir de. 2 üzeri eksi 1 ile buradaki 2 üzeri eksi 2'yi çarparsam, ki çarpabilirim farklı oldukları için, 2 üzeri eksi 3 var. İşte bu minimumdur Tonguç'um. Deneyerek de bulabilirsin. Sonuç olarak da en büyüğü acaba doğru mu buldum? En büyüğü doğru bulmak için ben bununla bunu çarpmıştım. Bununla bunu çarpmıştım. Şimdi diyorum ki bununla bak 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 6'yı çarpayım. 2 üzeri 6, 2 üzeri 10. Bak 2 üzeri 8. Demek ki bu maksimum değilmiş. Deneyerek doğruyu buldum. Şimdi olabilecek en maksimum, en minimum buldum. Bu ikisini birbirine böldüğüm zaman ki 2 üzeri 10'u 2 üzeri eksi 3'e bölerken dikkat etmemiz gereken şey neydi? 2 üzeri 10 eksi eksi 3'tü. Bu eksi eksi artı eder de 2 üzeri 13 bizim maksimum değerimizdir. En fazla değerimizdir diyorum ve mükemmel bir şekilde şimdi de gerçekten de dersimizi tamamlamış olduk. Oh, her şeyi öğrenmiş olduk. Yeni soru götürüyorsun. Şimdi ödevimize geçelim Tonguç'um. Geçen haftanın ödülü sorusunu çözeyim evladım benim. 128 A üzeri 7 demiş. 64 B üzeri 3 olduğuna göre A artı 5 M sonucu kaç demiş. 128 bir kere 2'nin 7. kuvvetidir. İstersen bunu bilmiyorsan da şöyle yapabilirsin. 2'ye böldüğün 64, 2'ye böldüğün 32, 2'ye böldüğün 16, 2'ye böldüğün 8, 2'ye böldüğün 4, 2'ye böldüğün 2, 2'ye böldüğün 1. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 üzeri 7 eşittir 128'dir. O zaman A dediğimiz şey 2'dir diyebiliriz. Aynı şekilde 64'ü 4'ün 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. A artı B dediğimiz şey de 2 artı 4'ten 6'dır diyorum. Şimdi ödülü sorumuzu yaptım uçum. Yorumları yolla. Hadi bakalım, sana şimdiden başarılar öğrendim.